İngilizce aksanıyla koyuyorum. Benim İngilizce... Şimdi gireceğiz, Hermes'ten çanta alacağım. Winter Tomorrowland'e gidiyorum. Dediler ki vizeniz bir ay sonra başlıyor. Kaldım Türkiye'de. Gidemedim. Şimdi gidiyorum ama Tomorrowland'e gidiyorum. Okay. Oğlum çok heyecanlandım. Ya mükemmeldi ya. Çok güzeldi ben ya. Ben kafama şunu taktım, şunu. Bak yürü. Slogan da vereyim mi? Olmega. Kısa yolu keşfet. Hayatımın en güzel hissettiğim anlarından biriydi yani. İnanılmazdı. Bu arada... Yine bir skandal var, ben işledim. Her yerde parti var, her yer. Olay Ooo, tacıma bak. Ooo, çok iyi. Harika. Şey gibi, annem temizlik yapıyormuş gibi. Ben bilmiyorum. Kaptan. Geziyoruz festivalde ve yan tarafta bir sahne, o tarafta bir sahne, burada bir sahne, her yerde sahne var şu anda ya. Her yerde inanılmaz eğleniyor insanlar. Omega'yla. Bir Vegas var, Carlos Vegas var, Balon'un var, Vintage Culture var, ona gidiyoruz şu an. Fiesto var! Fiesto en sevdiğim ya! Şu an bilgi suyu kaybettim. Hayda! Neyse, eğlenelim. Çıktığında böyle çocukluğumdan beri hani dinlediğim, aslında EDM müzikle ilk tanıştığımız, böyle teknoyla ilk tanıştıran bizi DJ'lerden bir tanesiydi. O yüzden... Saat 3.55. Havaalanına gidiyoruz. Ben bindim arabaya. O yüzden çok iyi gidiyor. Bütün gece hiç uyumadım heyecandan. 4 saat. Evet, saat 4. Aşırı uykum var bu arada. Uyumaya başlamak istiyorum birazdan. 12 seconds later. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Oha, herkes profesyonel hazırlanmış bu ya. Ben de kendim böyle saçma sapan böyle cep oğlumu falan çekiyorum. O kadar profesyonel değilim şu işler. Evet, kışın Winterland... Winterland ne ya? Evet. Kışın Tomorrowland... Winter. Ya ama ben söyleyemiyorum bunu. Neyse, Tomorrowland Winter değil miydi? Tomorrowland Winter. Nice. Şimdi gireceğiz. Hermes'ten çanta alacağım. İki kere çek yaptım çünkü. Bir kere kışın bir olay yaşadık. Bilmeyenler vardır, anlatayım. Ben geldim böyle kapıya. Tam Winter Tomorrowland'e gidiyorum. Dediler ki vizeniz bir ay sonra başlıyor. Kaldım Türkiye'de, İstanbul'da. Nasıl yalanlar? 5 kere anlattım hikayeyi, ya hala şaşırıyormuş gibi yapıyor. Gidemedim. Şimdi gidiyorum ama. Tomorrowland'e gidiyorum. Dur, şu daha anda erken. Gidiyorum. Nazar değecek. Şu kapıdan bir geçeyim, ondan sonra bir video daha çekeceğim. Şu kapıdan bir geçirsinler. Hayır, daha sınırlarına girmen lazım ülkenin. Belçika'ya daha önce gittim. Ben mi? Gittim. Nasıl? Yani şey, çok gezmedim de... Ya Hollanda'ya çok benziyor. Sadece Hollanda daha iyi. Evet. Nasıl bir açıklama? Bilge Suyuşluk çok güzel betimledi bize Belçika'yı. Ama mesela Antwerp için, bizim gideceğimiz yer için Hollanda sınırında şey diyorlar. Direkt hani bütün şehir Hollanda'ya o kadar benziyor ki fake Hollanda diyorlar. Çok büyük bir alan bu arada. Yani biz alana gideceğiz. Yani anlatılanlardan yola çıkıyorum. Şu an gidince daha iyi deneyimlemiş olacağız ama. Yani muhtemelen böyle Sarıyer kadar falan bir yerden bahsediyoruz.
Evet. 15-20 evet, dakika yürüyecekmişiz ya. Böyle bir durum var işte. Böyle gidememiştim, gidiyorum. Sen neler düşünüyorsun? Ben neler düşünüyorum? Benim zaten çocukluk hayalim Tomorrowland'e gitmek. O yüzden şu an inanamıyorum yani. Birazcık uykusuz olduğum için sadece heyecanımı yaşayamıyorum ama çok güzel olacağına eminim her şeyin. Hiç uyumadık. Sıfır. Evet. Ben sıfır uykulu. Dünden evet. beridir uyumuyorum. Yani herhalde bir 3 gün daha uyumayacağız gibi duruyor. Çünkü festivaldeki hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Bütün DJ'lere evet. gitmek istiyorum. Çok iyi olacak. Gerçekten Olmega'ya buradan tekrar teşekkür ederiz her şey için. Aşırı keyifli bir yolculuk olacağına eminim. Ayrıca uçakta DJ'lere bakacağız. Plan program yapacağız. Var. Mesela Charlotte'a gitmek istiyorum ben. Evet, son gün o. Solomon'a gitmek istiyorum. Tabii canım. Bak bunları hiç kaçırmayalım. Fix onlar zaten, kesin. O zaten. Slogan da vereyim mi? Olmega. Kısa yolu keşfet. Şapkayla. Şapka. Evet. Bir dakika. Veriyorum. Ver. İzin verdim mi? Olmega. Kısa yolu keşfet. Çok iyi oldu şapka. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir moda ikonu değil miyim şu anda bak. Mavi çantam ve mavi şapkamla beraber Tomorrowland'e gidiyoruz. Çok iyidir ya. Benden iyi oldu kombin. Ben de çok iyi kombinler yaptım bu arada. İnşallah son günde yetiştirdiğim kombinleri beğenirsiniz. Ben de acayip kombinler yaptım. Süper. Çok acayip kombinler yaptım. Yani bu tatilde ben yani bu festivalde gerçekten şey olmayı öğreneceğim, influencer olmayı öğreneceğim. Tişört de almıştım da yetişmedi, sipariş verdim. Benim de. Linkini bırakıyorum. Soldaki i butonundan. Çok heyecanlı bir yolculuk. Bortladın. Teşekkürler. Festival hazırlıklarına başlayacağız. Çok güzel olacak çünkü böyle küçüklükten beri çok yani büyük bir hayalimdi Tomorrowland'e gitmek. Ve şu an Olmega ile buraya geldiğim için aşırı mutluyum. Gerçekten anlatamadığım bir heyecan var üzerinde. Evet. Yemeklerimizi yedik. Bir liste oluşturmamız lazım. Evet, bak ne yapalım biliyor musun? Şuradan All'dan başlayalım. Bildiklerimizi kaydedelim. Sonra zaten schedule'da görürüz. Tamam, al sana ver. Sen söyle ben sana söyleyeceğim. Şimdi, ben bu adamı seviyorum, sevmiyorum. Burada bu şekilde görüyoruz şeylerimizi. Bende hayalet ekran var, görememiş olabilirler. Gözüküyor mu? Gözüküyor ya. Evet. Buradan Lost Frequencies'e gidelim mi? Olabilirleri de kaydedelim. Sonra gitmeyiz artık. Şimdi sen benden daha iyi biliyorsun. Ben böyle old school olanları biliyorum. Yani işte mesela Steve Aoki varsa gidelim. Okey, evet. Tamam. Şimdi bunu kaydettim. Alan Moore'a gidelim. Tamam. Eğer şey olursa. 9.45'te. Başka... Danny Avila güzel olur. Robin Schulz var. Tamam, o olur. İnanılmaz ona güzel olacak. Ona çok var. Timmy Trumpet var. O çok güzel olacak kesinlikle. Clapton da olur. Yellow Claw da olur. Ama sen Clapton için böyle şey arada bir şeyler söyledin. Ya Clapton'a İstanbul'da gittim ben. Çok iyi değildi. Ama ya hani kaydedeyim de görmek istersek gidelim hani listemize görelim. Timmy Trumpet'e kesin gidiyoruz. Zaten. Okay. Armin Van Buren var. Oo. Aynen. Tamam. Adriatic de çok iyi. Işte. Yani Yellow Claw da olabilir ama yani ikisi aynı saatteyse Armin Van Buren'le Armin Van Buren'e gidiyor. Okey, bunu sildim o zaman. Adriatic var, Amelie Lens var. Şunlara bir bakın. İnanılmaz güzel.
isimler gerçekten. Amelie Lens Adriatic, Steve Aoki kaydettim. Ondan sonra... Tur rehberi gibi gezeceğim bugün bu 360 kamerayla. Bu çok iyi oldu ya. Ne kadar uzun. 2 hours later. 20 minutes later. Later. Ama Tomorrowland dediğimiz organizasyon çok büyük. Çok büyük. Aşırı büyük yani. Kaç tane sahne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14 tane sahne var. Ve yani... Ve hepsinde aynı anda başka şeyler oluyor. Yani hangisine gideceğimizi bilmiyoruz aslında. İstanbul'dan ben bir örnek vereyim, kafanızda canlansın. Ataköy büyüklüğünde falan. Bütün kısımlarını alabilirsiniz içeri. 11. kısma kadar. Yarım saat. Yarım saat yürüyeceğiz bir de. Yarım saat yürüyeceğiz yani. Ben asıl de... kötü olan şu. Amelie Lens Adriatic aynı zamanlarda, başka sahnelerde. Ben Adriatic taraftarıyım ama... Ama Amelie Lens de Charlotte Witt gibi bir kadın. Ben Charlotte'a aşığı olduğum için çok şey yapmayacağım. Ben buraya onun için geldim. Özellikle Charlotte. Geceyi bir de bitiriyoruz. Çok güzel bence biz gibi. Anladım şu an buna karar verdiğim için. Bir dakika, ben bir kamerayı denemek istiyorum. 360 kameramızı bir şöyle bir açayım, test edeyim. Mesela acaba şey yaparken... Her yeri çekiyorum şu anda ya. Bir de döndürsene. Çevirilir biliyor musun? Adam motorda giderken çekiyor, kafası şöyle kocaman. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Anlat bana, influencer. Ben bu yani bu festival boyunca influencer nasıl olunur aslında onu öğreneceğim. Fotoğraf çekmesinden tutun, yiyeceklerime kadar bir yüz karar vereceğim. Şimdi yemek yemeye çıktık. Hala sıfır uyku. Devam ediyoruz günümüze. Saat şu an 1. 4-5 gibi. Tomorrowland'e gidiyor olacağız. Bu ne enerji? Bir şey söyleyeceğim. Burası ne acaba? Diyeceğim ama yani çok mantıklı bir fikrim var. Parlamento. Bravo. Bravo. Hollanda'da yaşayan nasıl belli oluyor? Evet. Aa, çok güzelmiş karşısı. Bir anda turistik geziye çıktık ya yemeği unutup. Ama benim karnım çok aç. Yarın tam bir festival boyu olacağım. Bugün böyle biraz daha şey, rahat yani takılıyorum. Atamadım. Tekrardan anlatayım. Ben normalde Tomorrowland Winter'a gidiyordum. Ama uçağın kapısından döndüm. Ne hikmet ki, ne pasaport görevlisi, ne ben. Hiç kimse görmemiş. Benim vizem bir ay sonra başlıyormuş. O yüzden gidemedim. Ama şimdi intikamını almaya geldim. Yazın Tomorrowland'in ta kendisindeyim. Of. Hem de bence yazınki daha iyi yani. Winter da çok güzel. Asıl Tomorrowland bu olduğu için. Benim hayalim buydu yani. O yüzden kıyafet falan seçmem lazım odamda. Bununla çekeyim mi bir şey? Da çekeriz onunla. Evet. Sandviçe gibi olmuş. Ben yukarı çekeyim de kendi kafama bir şeyler koyayım. Ben de böyle yetişmedim. Nasıl gezeceksin bir dahaki? He? Nasıl senin gezeceksin? Kafamdakileri gördükten sonra şu şekilde gezeceğim. Bir şey diyeceğim, bende kelebekli bir taç var, ister misin? Yarın böyle bir şey yapalım mı? Olur. Yarın bana makyaj da yapalım bence abi. Olur. Yeter. Yeter. Ya glitter evet, ben glitter istiyorum. Glitter istiyorum abi. Ya glitter evet. Evet glitter. Yıllardır glitter'ın hayaliyle yanım tutuşuyorum ben. Bende bayağı var biliyorum, sinir renk var. Tamam, yapalım. Şuraya gözümün kenarına yapacağım glitter'ları. Şöyle, evet güzel olur ya. Yarın tam bir festival boyu olacağım. Bence bugün böyle biraz daha şey, hani rahatım, geldim, takılıyorum. Evet, çok spor olmuş, ben de böyle. Otobüsü son yere bıraktı. Otobüsten indik, yürüyoruz şu anda. Nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum. Buraya ise ticket check diyor. Evet. Geldik. Oğlum çok heyecanlandım. Yağmur mu yağıyor? Yağmur yağıyor. Allah kahretsin ya. Bir şeyden burada fotoğraf yapmamız lazım. Şuradan bir yerden bracelet alacağız.
Tamam, alacağız. Ha, buradan full alacağız. Madness. Bizi burada mı, ne bekleyeceklerdi? Okay. Dedim. Yine salladım. Bu bilekliklerde çip var dedim ya, yokmuş. Keramet kartta. Kartla. Ama içine...
Çok iyi. Harika. İyi misin? Ne? Düştüm, özür dilerim. Ayağım takıldı, vallahi ayağım takıldı. Sen bayağı yere yapıştın sana, düşmemişsin. Hayır, ayağımı senin şeye vurdum, dizine vurdum. Baldırına vurdum. Bana tutulmam peki. Herkese selam. Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Bugün Tomorrow Land'in ikinci günü. Dün akşam size ne olduğunu anlatmak istiyorum. Çok kötü anlar yaşadım. O yüzden küçük bir talihsizlik oldu. Hemen size de anlatayım. Bir ara The Library sahnesinden çıktık. Timmy Trumpet'ı izledik. Ondan hemen sonra da başka bir iki tane sahneye gitmek istiyoruz. Amelie Lens ve Adriatic'i dinlemek için. Sonra yolda da tuvaletim geldi. Tuvalete girdim, çıktım. Sonra aynı kabine Furkan girdi, çıktı. Bu arada tuvaletteyken kameramı çantamın içine, çok doluydu çantam, üstüne koydum ama mıknatıslı bir kapağı olduğu için hani fermuar falan olsaydı daha iyi olurdu. Hani böyle şey oldum ben de ya, burada çok kötü duruyor falan. Neyse çantamı astım, çıktım. Böyle bir 15-20 saniye yürüdük, tuvaletten çıktıktan sonra baktım kameram yok. Sonra yerlere bakıyoruz, tuvalete döndük, geri baktık, diğer gezdiğimiz yerlere baktık. Hatta o an yürümediğimiz yerlere bile yürüdük kameramı bulmak için. Bir saat falan ağlamaktan artık yani çok kötü oldum. Furkan falan teselli etmeye çalıştı bayağı ama sağ olsun da bayağı yardımcı oldu. Beraber çok aradık, her yere baktık köşe bucak ama bulamadık. Ve sonra dedik ki Lost and Found kısmına gidelim, bulunan kayıp eşyaların olduğu yere. En son böyle bir saat falan aradık. Ben ağlıyorum, ağlıyorum. Gittik. Oradan çıktı. Biri bulup oraya bırakmış kamerayı. Ve kamera gayet iyi durumda. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmamış. Çizik bile yok yani üzerinde. Ve ben hani böyle şey falan ihtimalini çok düşündüm. Çalındı galiba direkt. Yani hani yanımdan geçerken herkes çünkü birbirine çarpıyor. Kesinlikle böyle fermuarlı çantayla falan gitmek lazım. Aynı zamanda Lost and Found'da adamlar kamerayı getirdi, böyle ağlamamı durduramıyorum. Bu sefer mutluluktan ağlıyorum. Çünkü hani yani yanımda bir vlog kamerası daha var. Her şekilde bugün çekecektim. En kötü SD kart alıp yeni bir yerden ama o bu sabahtan beri çektiğimiz videolar, tüm bu yolculuğumuz falan hepsi gittiği için çok üzüldüm gerçekten. Ve sabah uyandığımda gözlerim artık şişti böyle. Öyle bir an yaşadık ve ne yazık ki Amelie Lens ve Adriatic'i göremedik kameramı ararken. İkisi de aynı andaydı bu arada. Hani yarım saat biri, yarım saat biri gibi düşünüyorduk ama onu bile yapamadık. Kameramı bulduktan sonra da çok yorgunduk. Çıktık festival alanına. Bizi bir 20 dakika yürüttüler çıkışta. Ondan sonra otobüslerin olduğu bir yere geldik. Bu arada kameramın şarjı bitti. Bataryasını da bulamadım. Sırt çantasındaymış. Sırt çantam da şeydeydi. Dolapların oradaydı. Dolaptan çantamı aldım falan. Sonra bir daha açmadım. Her şeyi içine koydum. Kapadım. Çantayı hani hiçbir şeyin kaybolmasına izin veremem artık. Çok kötü gerçekten. Ve Lost and Found'da da adamlar şey dedi. Hani telefonun askılı falan ama o askılardan direkt kabından çıkarıp alıyorlar bu arada. Dikkat et kesinlikle. Özellikle main stage'in, ana sahnenin en arkaları, ortalarına çok dikkat et falan dediler. Tamam dedim, teşekkür ederim. Ah, çok gergin anlar yaşandı gerçekten ve çok üzüldüm yani. Bayağı ağladım hüngür hüngür. Böyle yürüyoruz böyle sel gibi yani gözyaşlarım. Öyle. Evet, şimdi taksiden indik. Festivale gidiyoruz. Evet, outfit'im bugün böyle arkadaşlar. Ben de başlayacağım. Ama güzel, böyle rahat bir şeyler giydim bak. Altımda şalvar gibi bir şey söyleyeceğim. Dünkü yerde inmedik bugün. Evet, bugün farklı, ben de tam onu anlatacaktım. Ya dün bizi taksi otobüsün önünde bıraktı. Otobüste bedava sadece festival alanına giren bir otobüs. Çünkü taksileri falan, arabaları içeri almıyorlarmış. Ya gece şey yaptık ya. Anlattım yani, onu kameraya. Yani böyle, ben hayatımda böyle bir yürüme görmedim. Çok kötüydü. İnşallah bu akşam öyle yürümeyiz. Yani, evet, inşallah. Çok. Ama eğlenceliydi yine, keyif aldık. Tabii kamera kaybetme hikayeni anlattım mı onu bilmiyorum. Anlattım. Ama. Çoğu insanlar evlerin önüne böyle küçük standlar kurmuşlar. Su falan satıyorlar, yemek falan satıyorlar. Bayağı iyi. Oturanlar da buradan şey yapıyor. Festivale katkı sağlıyor.
ve kendilerine. Temiz baksana tuvalet bayraklara abi, sen gördün mü onu? Temiz aynen, tuvalet. Şey, aynen. Temiz tuvalet adam servisi. Temiz tuvalet diye böyle bir servis açmış orada. Evet. Kendi evinin tuvaletini kullandırıyor. 1 euro, 2 euro. Mis gibi. Mis gibi. Kendi ekonomilerini oluşturmuşlar ya. Hoşuma gitti benim yani. Evet. Öyle. Şimdi şöyle bayraklar şey falan var. Var. Cold drinks, ice cream, coffee, beer yapmış. Kendi evinin önü burası muhtemelen. Evet, kendi evinin önüne almış marketten. 2-3 katına satıyor. Bulduğu çıkartmış mesela. Dışarı bak. Güzel. Fiyatlar? Yazmıyor. Yalandır. Ben hiç bisiklet görmedim dün. Ben gerçi de. Ben dün hiçbir şey görmedim. Dün skuterle biri gördük. Bizim gittiğimiz yolu skuteriyle gitti. Ama görevliydi galiba. Aa, tamam. Burada yine bayrak var. Today, tomorrow, forever. Her yerde bayrak var zaten. Çok iyi. Yalnız bayağı yürüdük dünküne göre. Artık. Şeyi de beğendim. Bu da güzelmiş. Büyük cam seviyorum. Hollanda'da hiç perde kullanmıyorlar biliyor musun? Nasıl yani? Perde, herkesin evi apaçık ortada oluyor. Yürürken böyle içindeki insanların ne yaptığı falan direkt görüyorsun. Kötü değil mi? Onların kültürü böyle. Of. Hadi inşallah geleceğiz bir ara. Tomorrowland bayrağı aldık bir tane. Ne kadar aldık? 30 pearl'ı aldık. O da böyle 50... Yok 30 euro ediyor. Kaç pearl? 56 pearl falan mıydı? Yok. Yok daha düşük. 35. Ya, hayır hayır. Ne kadar biliyor musun? 12 pearl falan 30 euro ediyordu. Tamam. Aldık. Açayım mı? Açılış videosu. Aç. Ters oldu. Düzü diğer taraf. Bir de ters çevirmen lazım. Ters duruyor. Bence şu. Evet. Müthiş. Salla. Şey gibi, annem temizlik yapıyormuş gibi. Dolma ya. Biraz, gel seni çekeyim. Gözüküyor işte. Gözlükten görmüyormuşum ya. İngiliz aksanıyla koyuyorum. Beni İngilizce benzetiyorlar zaten her yerde. Şimdi arka tarafımda Marvel'ın karakterleri var. Aquaman'den tutun Thor'una, Thor'undan tutun Wonder Woman'a kadar her şey var arkada. Onlarla bir fotoğraf çekmek istiyoruz. Onlara gidip şey diyeceğim. İngiliz gibi. Hello there. Hazır mıyız? Hazırız. Hangi karakteri seviyorsun? Bakayım. Ant-Man. Ama Kaptan Amerika'ymış. Kaptan Amerika. Ya Ant-Man ne alaka? Kaptan Amerika ile Ant-Man nasıl karıştı? Aa yaz ya ne bileyim. Ben bilmiyorum ki. Kaptan. Kaptan. Oğlum bir şey söyleyeyim. Ben de insanlar normalde fotoğraf çekmiyorum. Ben ilk defa hayatımda biriyle fotoğraf çekilmek istiyorum. Yemin ediyorum bak Tarkan olsun. Ama adam çok yakışıklı. Adam bayağı yakışıklı ama Kaptan Amerika da yakışıklı. Hadi çekin. Go for it. Look into my eyes.
yapacaksınız siz de? Ya bak şu anda geziyoruz festivalde ve yan tarafta bir sahne, o tarafta bir sahne, burada bir sahne, her yerde sahne var şu anda ya. Her yerde inanılmaz eğleniyor insanlar. Ama enteresan bir şey diyorum, her yer çok temiz. Bakar mısın? Bak 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 bak. Her yer çok temiz. Ben bugün solumum var diye biraz böyle etnik giyinmeye çalıştım da tam da etnik sayılmaz. Şalvar giydim. Evet sevgili Bilge Su Işık. Dur şöyle çevireyim de ne olur ne olmaz. Belki görmüyordur. Görüyordur. Muhteşem kombiniyle bugün aramızda. Şu bayrağı bir görelim. Bayrağı bir görelim. Yakın alayım. Omega. Evet. Omega ile beraber Tomorrowland'de turumuz devam ediyor. Mükemmel bir enerji var. Ben bu arada sunucu gibi oldum. Radyo programı gibi sunuyorum. Radyo programı gibi sunuyorum arkadaşlar. Tamam normal sunayım. DJ Funk. Evet güzel bir gün olacak. Keyifli bir gün olacak. Bugün listemin en başında solumum var. En sevdiğim. Ama onun dışında başka ne var? Hemen söyle. Hemen söyleyeyim size. Bugün Dimitri Vegas var. Yes. Charlotte David var. Yes. O Charlotte bugün mü? Solumum var. Ay Charlotte bugün evet, değil ya. Bugün ay bugün. En sevdiğim. Ondan sonra şey var. Başka kim vardı? Vintage Culture var. Ona gidiyoruz şu an. Başka. Bir sürü var. Programa bakmamız gerekiyor. Program yani. Şu bir dakika dur. Hemen şurayı göstereyim. Tiesto var. Tiesto en sevdiğim ya. Hatta şöyle yapayım bak dur. Adam diyor ki senin çubuk çok uzun. Aa kaybettim. Yoklar şu an. Şu an bilgi suyu kaybettim. Aa. Bunlar nerede ya? Hayda. Neyse eğlenelim. Gerçekten kaybolmuş olabilirim. Bilge Su ve şu an gerçekten kaybolmuş olabilirim. Bilge Su'yu görmüyorum ama etrafımdan böyle şeyler geçiyor. Onu bizi yıkadı ya. Bak bak gelenlere bak. Muazzam lan. Ya seni kaybettim ben. Neredesin? Bir dakika. Dün de yakaladı bu beni. Şöyle bir şey var bak. Bak bak öyle bir şey var. Main stage
daha da keyifli ve daha büyük bir alan. Akşamüstü full oluyor. Tabi arada şu standları bulmamız lazım da bir.
focal point of all. Gecemiz bitti. Şu anda bir sürü insanla beraber yine aynı yöne doğru yürüyoruz. Şehrin içinden ölmek üzereyiz. Ama çok keyifli, çok güzel bir gün geçirdik ve çıkan isimler 5 dakika ara vermedik. Yani ben oturdum kalktım ama maksimum 5 dakika oturmuşumdur yani. Ondan fazla ara vermedik ve kahvaltıyla duruyoruz. Kendimle gurur duyuyorum. Ne o ya? Bu kadar yemek yemeden dayanabildiğim için. Ben çok aşırı yorgunum, aşırı açım. Anlatayım, ben de anlatayım. Anlat. Bir kere ben de anlatabilir miyim? Şimdi bir dakika. Evet, sevgili Bilge Su Işık takipçileri ve sevgili arkadaşlar, bugün sabah kahvaltı yaptık. Ve kahvaltıdan beri hiçbir şey yemedik. Deli gibi Tomorrowland'deki bütün DJ'lere gitmeye çalıştık. Dimitri Vegas, Like Mike vardı. Ki benim için çok önemliydi. Tiesto vardı. Çok önemliydi. Aa, bugün Solomon vardı. Yok, bugün yok. Ha, bugün değil miydi? Tamam. Yarın da Solomon var. Benim Charlotte için David'de Charlotte David vardı, aşkım. Ona aşkım. O aşkım benim, o kadın. Gerçekten çok cool bir kadın. Çok güzel eğlendik. Harika geçti. Evet, çok güzeldi gerçekten. Yok, buralara giriş yok. Ben de sanmıyorum. Ama taksici okey. Her zamanki gibi. Location'ımızı attık. Taksici geliyor. Bu arada şöyle bir küçük bir nüans vereyim size. Merve Bolo'nun albüm çıkarmış. Neyi vereceksin? Neyi vereceksin? Taksilerin şeyin durumunu söyleyecektim. Normal bir taksiyi alıp buraya gelince fiyat buradan dönüşünüzden daha ucuz tutuyor. Çünkü buraya gelen taksilerin hepsi festivale geldiği için daha pahalı bir fiyat veriyor. Ve böyle özel taksi olarak geçiyor galiba onlar. Ve çok ya, aynı yolu iki katına gitmiş oluyorsunuz. O yüzden eğer buraya gelecekseniz önceden bir taksiciyle konuşup akşam sizi alması için onunla haberleşebilirsiniz. Galiba taksilerin yerine geldik bu arada. Müthiş. Aynen. Burada biraz bekleyeceğiz şu an. Evet. Yani benim bugünle ilgili söyleyebileceklerim sadece Tiesto geliyor aklıma. Tiesto çıktığında böyle çocukluğumdan beri hani dinlediğim, aslında EDM müzikle ilk tanıştığımız, böyle teknoloji ilk tanıştıran bizi DJ'lerden bir tanesiydi. O yüzden yani böyle sahneye çıktığında tüylerim diken diken oldu. Hatta Bilge Su Işık'a dedim ki, niye soy isminde söylüyorum? Bilge Su Işık. Bilge Su Işık. Bir marka. Yani böyle tüylerim dedim diken diken oldu falan. Ağlayacaktım gerçekten. Evet, hakikaten. Ben de bu arada dokundum koluna, gerçekten diken diken. Böyle, evet, diken diken. Şu anda soğuktan diken diken bakar mısın? Benim genel olarak galiba böyle. Diken. Diken diken geziyoruz. Evet. Evet. Bu arada Tomorrowland uçağı Brussels Airlines'mış. Hep airline'ını konuşuyorduk ya. Şey, nereden kalkıyor diye. Giydirmeli uçak yani. Evet. Giydirmeli derken. Giydirmeli. Şey yani, reklam olarak. Böyle giydirmeli. Desenli bir uçak. Desenli. Parti uçakla başlıyor. Biliyorsunuzdur zaten. O işte Brussels Airlines'mış. Airlines. Hiç duymamıştım. Böyle de bir bilgi. Sen bir yürümeyi çözebilirsen. Tomorrowland gazisi. Çok yorucuydu ama gerçekten bittim. Çok güzel bir uyku çekeceğim birazdan.
karnım acıktı festivalden sonra. Çıktım gittim, şurada patatçı var, patatesi. Herhalde bir 30 dakika falan sıra bekledim. Sonunda dedim ki kartla ödeyebiliyor muyuz? Hayır dedi, sadece cash var. Yanımda da cash yok. Çıktım başka yere gittim. Şurada bir yer daha buldum. Dedi ki biz 5 dakika önce kapattık ama şurada bir yer daha var. Oraya gittim. Bir baktım kebap yazıyor. Dedim Türk olabilir herhalde. Sonra içeride de bir kadınla adam kavga ediyor. Adam baksın Türkçe konuşuyor arada. Ya dedim abi kart geçiyor mu? Ya dedim kardeşim uğraşamam falan yaptı böyle. Dedim abi kart geçiyor mu? Geçiyor. Oturdum güzel bir patates söyledim kendime, yedim. Sonra kapıda adam böyle tam çıkmış muhabbet ediyorlar. Beni gördü ki ya seni benzetiyor muyum ben? Birine sanki benziyorsun. Dedim kime benziyorum abi? Ya dedi bir oyuncuya benziyorsun dedi. Türk bir oyuncu. Avuç musun sen dedi. Evet dedim uyum. Sonra bana bir sürü şey ısmarladılar, çay ısmarladılar. Sabah 4'e kadar muhabbet ettik. Hatta dedi ki gel seni alayım kokteyl bara gidelim, beraber patlayalım. Dedim yok abi benim uykum var, yarın festivale gideceğiz. Ama çok güzel bir geceydi. Festivalimizde uyuyordum, 4'te yattım ben. Gördüm bu bahsediyor. Gözlerim falan patladı.
Neydi o? Bitti. Everything was amazing. Thank you. Artık İngilizce konuşmaya bak. Omega ailesine çok teşekkür ederiz. Evet. Omega ailesine çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir deneyimdi. Benim yıllardır hayalim de onun zaten yani yakın zamanlı bir hayaliydi ama benim çok geçmişti üzerinde aslında. Ya gerçekten inanılmaz eğlendim. 3 gündür neredeyse uyumuyoruz ama her şey çok güzeldi. Çok güzeldi. Tekrardan teşekkürler. Olmaga, sizi seviyoruz.